Ses yok. Acaba yok mu evde? Açıldı. Hoş geldin. Efendim. Hoş geldin. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Mübecel Hanım. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Girebilir miyiz? Tabii efendim, buyurun. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok mutlu ettiniz. Mübecel Hanım, İz Bırakanlar diye bir belgesel programı yapıyoruz. Evet. Ve sizi de konu etmek istedik. Çok müsaade eder misiniz? Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Her zaman kapım açık. Bizi düşündüğünüz için ben teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sevgili seyirciler, İz Bırakanlar programıyla Manisa'ya çivi çakmış, Manisa'ya hizmet etmiş, Manisa'nın ekonomisine katkıda bulunmuş, Manisa'nın sosyal yaşantısına katkıda bulunmuş, ünlüsünden ünsüzüne ama emek vermiş insanları, Manisa için emek vermiş insanları İz Bırakanlar programında ekranlara taşımaya çalışacağız. İz Bırakanlar programının bugünkü konuğu Mübeccel Kafkaslı, Manisa'nın Mübeccel Kafkaslısı. Ona herkes Mübeccel abla der. Çünkü çok uzun zamandan beri Manisa'da yaşıyor. Çok uzun zamandan beri Manisa için çalışıyor. Manisalı için çalışıyor efendim. Şimdi tabii ben neler yaptı, Manisa'ya neler kazandırdı ben biliyorum. Ama sizlerin de bilmesini istedim. O yüzden İz Bırakanlar programına Mübeccel Kafkaslı'yı konuk ettik. Şimdi Mübeccel Kafkaslı'yı tanıyalım. O nasıl Manisa'nın Mübeccel ablası olmuş? Nasıl Manisalı ona Mübeccel abla sıfatını vermiş, bu payeyi vermiş. Güler yüzüyle, efendim şefkatiyle, insanları kucaklamasıyla, insana ve yaşayan tüm canlıya olan sevgisi ve şefkatiyle her zaman değer görmüştür. Mübeccel abla sıfatını bu şekilde verilmiştir ona. Bakın almıştır demiyorum. Çünkü sıfatlar, payeler alınmaz. Bir başkası ona verilirse de ve verirse değerli olur. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. O kadar güzel bir ifadeniz var ki, o kadar güzel bir anlatımınız var ki ben ne diyeceğimi bilemedim. Ancak her zaman olduğu üzere müsaade ederseniz ben bir teşekkürle başlamak istiyorum. Estağfurullah. Önce ETV'nin sahipleri olan, Manisa'nın tek televizyonu olan ETV'nin sevgili Erdincime, Halis Hanım'a ve çalışanlara başta siz olmak üzere. Sağ olun. Delikanlıma, Adnan'dı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Adnan. Nurgül Hanım, Adnan Bey. Hepinize çok teşekkür ederim. İlk kurulduğu günden beri göğünümüz, kalbimiz sizlerle beraber. Çalışmalarınızı çok yakinen izliyoruz. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Nice yıllar, daha nice güzel yerlerde olmanız temennisiyle. Hep birlikte inşallah efendim. Hep birlikte. Evet. Siz de çalışacaksınız, biz de çalışacağız Manisa için. İnşallah. Her derdimize, ben basına çok önem veririm. Konuşmalarımda özellikle derim. Basın için teşekkürlerimi sunarım. Çünkü bir insanın elinin şaklatması başkadır. İki elin can. Ama basınla sizi dışarıya anlatması, ihtiyaç olsun, sevgi olsun, üzüntü olsun, bunları paylaşmak sizin için çok güzel bir olay ve bunu da çok güzel başarıyorsunuz. Manisa büyük bir şans kazanmıştır. Böyle bir tesislerin olması dolayısıyla. Gelelim bana. Dediğim gibi çok güzel ifadeler kullandınız. Size çok teşekkür ediyorum. Ama tek kelime söylüyorum. Benim gönlüm sevgiyle dolu. Hiçbir gösterişi olmadan. Birazcık da aferin budalalığı var bende. Estağfurullah. O kadar. Takdir edilmeyi herkes ister ama. O muhakkak ama emin olun ki yani şöyle bazı dostlarımda dinlerim ben. Ben çok gittim, ben yaptım ettim de hiç bana dönmedi etmedi. Hiç onları düşünmem bile. Emin olun ama samimiyetimle söyleyeyim. Hiç düşünmem. Ben yapabildiysem, imkanım olup da ona ulaşabildiysem ne mutlu bana. Üretmeyi şiar edin misiniz? Evet, evet, sevgiyle, yani, sevgiyle. Üretiyorsunuz, ben kimseyi kırmak istemem, aman Allah korusun. Üretiyorsunuz, karşı taraf takdir görürse mutlu oluyorsunuz. Ona takdir görmezse de onu da çok hoş önemli görüyorum. Değil diyorsunuz. Hayır, hoş görüyorum. Yaptığım işle anılmak istedim ben diyorsunuz. Düşünemiyor diyorum falan. Ama bunun bir temeli var tabii. Bir aile terbiyesi, bir aile sevgisi bizi bugünlere getirdi. Benim ailem Kafkas göçmeni, baştan da söylüyorum, her yerde de söylüyorum. Kafkasya'da zadegan olan bir aile Türkiye'ye kaçıyorlar. Çok kötü günler geçirerek
her şeylerini bırakarak, düşününüz. Muhacirlik zamanında sanıyorum, değil mi? İşte 1919-18, evet. Rus ihtilali zamanı yani. Hatta babam o günkü kabineyle beraber Gürcistan Cumhuriyeti, Krallığı değil de Cumhuriyeti, o kabineyle beraber Posova kaçmışlar. Düşünün yani, ne büyük sıkıntılar. Allah öyle günleri kimselere vermesin. Bugün bile bunların komşu ülkelerde görüyoruz, çok üzülüyoruz, Allah korusun diyoruz. Efendim öyle gelmişler ama her şeylerini bırakmalarına rağmen aile sevgisini, saygısını bırakmamıştılar. Ben bu yaşıma, o yaştan bu yaşa kadar onlardan ne öğrendiysem hep aklımda, gönlümde. Öbeci Hanım, çok asaletli bir insansınız. Bakın asalet derken ben lüks yaşamdan bahsetmiyorum. Yok canım, hiç alakası yok. Çok mütevazı bir yaşantınız var. Evet. Çok şükürler olsun. Çok şükür. Ama o kadar davranışınız, konuşmanız, saygınız, hitabet çok sanatınız, insanlarla diyaloğunuz. Çok asaletli bir insansınız. Çok teşekkür. Saygıyı da bundan alıyorsunuz. Ailemden aldım canım. Ailenizden mi aldınız? Tabii, yoksa aile. Siz kendiniz zaman içerisinde büyürken mi geliştirdiniz kendinizi? Ben ailemden dinleyerek büyüdüm. Hı hı. Ve kaybetmedim. Kaybetmediğimi zannediyorum. Ama hatadır, insan da şeyler yapar. O ayrı konu tabii. Ancak şunu söylemek istiyorum. O kadar büyük badireler atlattıktan sonra Türkiye'de benim ailemin ilk gözümü açtığım zaman ne gördüm biliyor musunuz? Bir büfenin üstünde Büyük Önder Atatürk'ün resmi ve iki bayrak. Benim ailem bunun için kaçmış. Müslüman bir aile Anadolu'ya gelmesinin tek nedeni Atatürk, Türk bayrağı, millet. Böyle yetiştik biz. Bizim evimizde hiçbir zaman geçmişin üzüntülerini anlatmazdılar. Çok 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 görenekli, görgülü. Bunları şimdi söylemek çok ayıp olacak ama hakikaten öyle bir aileden yetişme. Büyüklerimiz o dönemin çok ilerilerinde. İmkanları çok müsait olan insanlar. Babam kabine üyeliği bile yapmış. Sonra da küçük bir memur olarak çalışmıştı. Ama hiçbir zaman bunları dile getirmemişti. Ne vardı bizim evimizde? Sevgi, saygı. Bir misafir geldiği zaman son derece sevinirdik. Geniş bir ailem var. Dayılarım, amcalarım, teyzelerim, geniş bir kadrom var. Bunun ötesinde de çok geniş dostlarım var yani. O beni hayata bağlayan, yaşatan şey bu. Sevgi, saygı, bir de dostlarım, çok şanslıyım. Hep Allah bana iyi insanlar karşılaştırdı. Peki Kafkasya'dan göç ettikten sonra direkt Manisa'ya mı geldiniz? Hayır. Nereye gittiniz? Şöyle söyleyeyim. O zamanlar bunlar çok acı şeyler. Kafkasya, Kars, Ardahan bunlar hep bir kol, bir hudut içerisinde. Rusla ile anlaşma neticesinde hudutlar bölündüğü zaman ailemin bütün servetinin yarısı orada, yarısı burada kalmış. Hmm. Kars ve Ardahan tarafında çiftlikler var, araziler var. Halen Şerif Paşa dedem, Temir Paşa dedemden kalma arazilerimiz var. Ama çok büyük bir rakam. Ve kalabalık da bir aileyiz. Bölmesi çok zorlanıyoruz. Bekliyoruz ne zaman olacak diye. Sizin üç tane paşa dedeniz var sanırım. Var tabii, değil mi canım, efendim? Evet. Onlar Batum'da heykelleri varmış bildiğim kadarıyla. Var canım. Batum Sancak Bey'i, Selim Paşa. Sancak Bey, Selim Paşa. İşte Osmanlı paşalarından sancakların olduğu zaman Trabzon, Diyarbakır, o sancakların bir tane büyüğü de Batum Sancağı. Tabii ki bunlar hepsi Türk ve Müslüman. Sonradan bölünüyor yani. Ama orada yaşayan bütün Hristiyan ve de Gürcü ailelerine de son derece dedelerimiz çok sahip çıkmışlar. Zaten biliyorsunuz eski tarihlerimizi, hepimizin bildiği üzere bir ayrım yapmadan insan olarak çok güzel yaşamışlar yani. Ama sonra Bolşeviklik, komünist idare gelince her şeyde, her yerde olduğu gibi orada perişan olmuşlar. Artık biz bunları büyüklerimden dinleye dinleye, anlata anlata neler yaşanmış, nasıl kaçmışlar, nasıl güzel saltanat sürülmüş, nasıl güzel olmuş, neler olmuş, bunları biz büyük bir zevkle dinledik ve ben şimdi kendi ailemdeki yeni yetişen nesile anlatıyorum. Hatta benim dostlarım da hiç sıkılmadan dinliyorlar. Gene de her seferinde başlarını artıyorum ama isteyerek söylüyorum. Zevkle anlattığınız için onların başları ağrımaz. Siz merak etmeyin. Çok
Yani onu istiyorum ki dedemlerin ailesini size bir başka bir gün çok detaylı anlatmak isterim. Çok nasıl seviniriz. Saraya gelinmiş, nasıl neler olmuş onları size anlatmak isterim sonra. Babamı anneme yokluk çekmişler ve mücevheratlar satılarak yaşanmış. Düşünebiliyor musunuz ne demek? Ve ama hiçbir zaman için hürmetimizi, saygımızı kaybetmedik. Sonra iki abim, Allah ömür versin, bir tanesi hayatta, o biri sizlere ömür oldu. Nihat abim maden mühendisiydi ve onu söylemek isterim. İlk Almanya'ya Türk işçisini götüren kişi abimdir. Maden mühendisleri idi. Orada bir Stefan şeyiyle dostluk kurmuştular ve Türk işçisini götüren abimdir. 200 maden işçisini son derece düzenli götürdü ve ilk Türkler onlar da tanıttılar. Yani Türk'ü bizim götürdüğümüz gençlerle tanıdı Almanya abimin. Yani onu, Almanya'daki Türk işçisinin istihdamını ilk abim götürdü. Sağladınız. Evet, abim götürdü 1957'de. Sonra 60'tan sonra artık devletler arasında abim kontak kurdu. Öyle gittiler. Şimdi orada da Düsseldorf'ta onun adına şey var. Meydan var abimin abim adına. Evet. Evet. Nihat abim, Allah nur da yatsın, çok mükemmel bir insandı. İki de çocuğumuz var. Biri Dilek Eczacı, bir de oğlumuz var. Onlarla yaşıyoruz, mutluyuz. Manisa'da beraber oturuyoruz. Küçük abim Emlak Kredi Banka Müdürü, Diyarbakır'daydı ve ben Diyarbakırlıları çok severim. Çok saygın insanlardı. 70'te gitmiştik, görmüştük. Böyle bir şey yoktu yani, böyle bir felaket yoktu. Son derece hürmetli, saygın insanlar. 18 sene orada bir müdürün kalması ne demektir biliyor musunuz? Oradaki şubeleri açmaları her sene büyük bir takdirle geçmiştir. Onun da Allah bağışlasın 4 tane nur topu Allah gibi bağışlasın. Evlatları var. İkisi profesör, ikisi bir tanesi gene bizi temsil ediyor şeyde, Bakü'de, bir tanesi Türk Hava Yolları'nda. Böylece ne bugünlere geldik. Şimdi benim gelişim, ailenin en küçüğüyüm. Ablam, Allah ömür versin, şimdi biraz rahatsız, bir kaza geçirdik, ondan dolayı yatıyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama en küçükleri benim ailenin. Ben şımarmadım, nazlanamadım çünkü hep yük bana geldi. Abimler gitti, ablam evlendi gitti, çok küçük yaşta ben. Ev içinde anne babayla beraber ama mutlu yaşadım. Dostlarımız hep büyük insanlardı. Manisa'nın en büyük teyzeleri, amcaları, yengeleri. Onların içerisinde çok mutlu yaşadık. Sonra efendim ben Manisa Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Sonra evvela kız meslek şeydi, okulumuzdu. Sonra lise olunca ben lise farklarını da verdim. Liseyi bitirmiş oldum. Hı hı. O çok iyi oldu. Dikiş dikiyordum hakikaten. O zamanın olgunlaşma bölümü vardı. Çok güzeldi. Ben enstitüydü o zamanlar. Hayır, sonra lise oldu. Sonra lise oldu. Evet, evet. Ben lise dönemini söylüyorum. Sonra efendim Manisa'nın bayağı bayağı çok güzel, şimdi büyük kocaman insanlar olan gençlerimizin, kızlarımızın gelinliklerini dikerdim. Çok güzeldi. Başkasını beceremezdim. Gelinlik dikme konusunda uzmanmışsınız. Öyleydim, öyleydim. Evet, söylüyorum. Övünmüyorum da bu olayını söylüyorum. Sonra efendim 1965 yılında değişen bir hayatım oldu. Ne değiştirdi 1965 hayatınızı? Söylüyorum. Benim teyze Zadem Konya milletvekiliydi. Devlet Su İşleri Müdürü'ydü. Rahmetli Başbakanımız Sayın Demirel'in, o Demirel onun talebesiydi. Manisa'ya geliyorlar o zaman başbakan. Süleyman Demirel ki, başbakanlığı döneminden bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Diyor ki benim teyzem ve yeğenlerim var orada, göreyim seni diyor. Ve hiç unutamıyorum o günü. Baktım, Vali Safet Hanımlar vardı o zaman vali. Polis geldi, dedi ki başbakan gelmiş, biz duyuyoruz ama daha çok, biz çok genciz tabii o zaman, 65 ne demek. Efendim dedi ki sizi konaktan bekliyorlar, biz gittik.
Sayın Demirel'den, evet, orada görüştük hanımefendiyle beraber. Çok mutlu olduk. Annemi ellerinden öptüler. Dediler işte. Ama tabii siz o aralarda ben bir şey yapmıyorum. Liseden mezun olmuşsunuz. Tabii dikiş dikiyoruz. Gencecik bir kızsınız ama çok güzel bir kızsınız. Yani sevgili seyirciler, şimdi Mecel Kafkaslı'yı zaten kendiniz şu an görüyorsunuz. Şu an bile çok güzel. Aman bir de gençliğini düşünsenize güzel, yani. Evet. Gençliğinde tabii, Mecel Kafkaslı'nın... 54 kiloydum, düşünün. Aradaki farkı. Kilodan bahsetmiyorum. Yüzünüzün güzelliğinden, kalbinizin güzelliğinden, ruhunuzun güzelliğinden. Gerçekten çok güzel bir kızmış. Çok teşekkür ederim. Gençliğinde halen de öyle, bu kadar güzelken şimdi o zaman düşünün. Kimler kim bilir. Biraz sonra konuşacağız. Kimlerin gönlünü hoplattınız. Öyle bir şey yok. Ben onu Allah'ın kaderine bağlıyorum. Sonra efendim bizi götürdüler şeye. Demirel, Sayın Demirel bizi de arabalarına aldılar. Bu çok güzel bir andı. İlk defa öyle başladı zaten. Tabii siyaset geçmiyor o zamana kadar aklınızdan. Tabii tabii, yok canım. Siyaseti bilmiyorsunuz. Diyorum, nerede bizi kimse, kim sıraya koyar? Efendim şeye gittik, Çobanlıca'ya gittik. Oranın açılışı oldu. Elektrik santralinin açılışıydı. Çok heyecan vericiydi. İşte akşam ezanında ezanlar okundu. Şartlar açtılar. Işıklar yandı. Işıklar yandı. Unutulmaz bir an. Çok güzel bir an. Ondan sonra bizim dostluklarımız devam etti. Hep geldiğinde veya gelmediğinde arattırıyordu. Aradan seneler geçti. İşte biliyorsunuz bir koalisyonlar oldu, bir şeyler oldu filan. 1975 Vefik Kitapçı, o zaman valimiz, Manisa valimiz. Bir gün bir baktık bir telefon. Halil Yurtsever abimiz il başkanı, Can Uyar abimiz de ilçe başkanı. Beni arıyorlar. Ümit Can Uyar. Ümit Can Uyar, evet. Biz burada kadın kolunu kuruyoruz. Başbakan da demiş zaten. Sizi alacağız. Ondan sonra efendim babacıma sordum. Babam dedi ki tabii kızım gidebilirsin. Annemi kaybetmiştik. Efendim ben o gün gittim, kaydımı yaptılar ve ben hoppadak başkan siyasetin içine girdim. Yalnız çok şanslıydım. Çok değerli büyüklerim vardı benim yönetimimde. İşte o zaman Saniye Hanım, İkbal teyzeler, Efşen Hanımlar. İsimlerini şu anda hatırlayamayacağım. Çok değerli insanlardı. Hep büyük insanlardı yani benim yaşça. Ama birbirimize çok saygımız vardı. Böyle bir siyasete başlamış oldum. Peki Mecel Hanım, yani şimdi gencecik bir kızsınız, siyaseti bilmiyorsunuz. Birdenbire siyasetin ta gibi buldunuz kendinizi. Hiç korkmadınız mı? Hayır. Yani siyaset bilgim yok benim. Ben ne yapacağım? Nasıl ben bunu harmanlayacağım? Yok. Çünkü ben ailemde hep geçmişlerin böyle hikayelerini dinleyerek yaşadım. Büyük küçük ne olduğunu biliyorum. Ama insanlara bir şey beklemeden severek yaptım. Bunu her zaman da söylüyorum. Bir şey öğrenmek çok severim. Yani bu yaşımda dahi bir şey öğrensem çok mutlu olurum. Her şeyi, insan her şeyi bilemez. Dolayısıyla çok güzel bir politik hayatımız oldu. Bu 80'e kadar sürdü. O arada biz işte yetiştirme yurdunun başkan yardımcılığını yapıyoruz. Ne güzel işler yapıyoruz görseniz. Ama kadın kollarımız balolar yapıyor. Efendim çok resimler çok var yani, onları size günlerce göstersem bitmez. Ankara'ya gittiğimizde çok saltanatlı karşılanır. Büyüklerimiz geldi hemen bizi ararlar. Hatta şöyle söyleyeyim, o zamanın Büyük Millet Meclisi Başkanı, çok önemli arkadaşlar, Künyaz Kartal'dı, biliyor musunuz? Yani siz bilmezsiniz de şeyde yazar. Van milletvekiliydi. Manisa'ya gelmişti, bizi ağırladık. Babam da çok o yaştalar. Çok mutlu olmuştuk. Yani gelen büyüklerimiz bize gelirler. Sonra çok büyük bir şansımız vardı. Eski valimiz Erol Yavuz Bey'in, o zamanın Sümer Oral'ı, o zamanın Oral Karaosmanoğlu'nu, Halil Yurtsever'i, efendim paşamız vardı, milletvekillerimiz yani. Bunlar hepsi saygın, değerli insanlar. Bunlarla güzel yaşadık. Çok her zaman saygı içinde. Hatta bilmiyorum söylemiş miydim daha önce. Ben belediye meclis üyeliğim var 5 senelik. Ama o Doğru Yol Partisi Doğru zamanında Yol Partisi oluyor. Zamanında. Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'tan geldiğimde sevgili Mustafa Özer kardeşim benim adıma para yatırmış ve ben
belediye meclis üyeliğinin ikinci sırasına gelmiştim, düşünün. Hem de ikinci sırası. Hem tabii çok önemli. Her zaman müteşekkirim. Çok değer verirdiler, güvenirdiler. Dediğim gibi ben bir böyle şey değildim. Hırslı bir insan değildim. Aksine her şeyi öğrenmeye çalışan bir insandım. Sonra efendim 80 ihtilalinde, o zaman bir paşası vardı, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz yetiştirme yurdundayız ya, paşayı ziyarete gittik Arısan abiyle, amcayla. Dedi ki, bakalım dedi, sizin altınızdan neler çıkacak? Ay, o ne biçim laf? O kadar ağrıma gitti ki, düşünebiliyor musunuz? Biz ne kadar iyi niyetli insanlarız. Bize bu paşa böyle diyor. Aman ne kadar üzülmüştüm. Ama Allah da hemen aldı götürdü onu buradan. Görevden mi alındı sonra? Tabii tabii. Cevap olup gittiler. Sonra efendim, halbuki biz o dönemden itibaren gerek sayın valilerimizle, gerek paşalarımızla, gerek belediye başkanlarımızla. Yani bu ihtilal sonrası oluyor bunlar değil mi? 1980 ihtilali sonrasında oldu. O sene oldu. Ondan sonrakiler fevkalade geldiler hepsi. Bir şey, Atabey Paşa gelmişti, o benim akrabamız zaten. Ondan sonra halkla ilişkilerde çok güzel rol oynadık. Dediğim gibi albümlerde resimleri görürsünüz. Her ay toplantılar orada evinde. Her ay çaylar, yemekler, bilmem de böyle. Hatta yetiştirme yurdundaki toplantılarda bir ay adliye ekibi yapardı. Orada evinden saz saz gelirdi. Bir ay bilmem kimiz yapardık hep beraber. Bu arada siz yetiştirme yurdundaki göreviniz neydi? İkinci başkandım. Tabii. Böylece de güzel günler oldu, geçti, bitti. 81 senesinde genel senatörüm, genel müdür oldu Türk Eğitim Vakfı'na. Ve bir koça demiş ki, benim böyle böyle kıymetli bir başkanım var. Sizden bahsediyor. Evet. Beni davet ettiler İstanbul'a. Divan Oteli'nde yemek yedik. Sayın rahmetli Vehbi Koç'un gözü tuttu herhalde. Bana dedi ki, Reis Hanım Manisa sana emanet. Aslında Vehbi Koç Manisa'ya çok Reis sevgisi Hanım, çok varmış. Güzel, çok güzel bir betimleme Reis Hanım. Reis Hanım evet, hep öyle dedi rahmetli. Sonra Manisa'ya eskiden, yani ilk dönemlerde bu organize sanayi yapılmadan önce Vehbi Koç buraya yatırım yapmak istemiş. Öyle mi? Evet. Hangi alanda? Bütün şimdi bu otomotiv sanayi var ya. Otomotiv sanayi. Evet. Fakat o nedense, nasılsa o zamanları ben bilemiyorum, daha çok gençlik demek. O zamanın genç şeyleri, idarecileri, aman yabancılar gelmesin diye, bakın ne kadar yanlış. Aslında şimdi de çok ters. Yabancılardan ne buraya yatırım alabilmek için çaba sarf ediyoruz. Dün gördük harika bir şeydi, onu da ayrıca anlatırız. Sonra efendim, BBG'ye gönül koymuş. Ve gitmiş Bursa'ya açmış. Gördüğünüz bütün tesisler Bursa'nın malı. Tam da bu sevgili seyirciler, Mübeccel Hanım'ın bahsettiği yıllar 1981 yılları, ki 1975'li yıllarda Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk kuruluş çalışmaları başladı. Tabii. 1975'ten sonra bugüne Manisa Organize Sanayi'sini büyütebilmek için, geliştirebilmek için ve özellikle yabancı yatırımcıyı Manisa Organize Sanayi'ye çekebilmek için çabalar sarf ediliyor. Oysa Vehbi Koç kendisi 1981 yılında gelmiş ve ben otomotiv sanayini Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne kuracağım demiş. Demek ki o zaman ki Organize Sanayi Bölgesi'nin yöneticileri ileriyi görememişler. İşte o zamanki ben artık kimseyi suçlayamayacağım, ancak öyle olmuş ve de gitmiş Bursa'yı açmışlar. Ve biraz gönül kırgınlığıydı ama ben buraya Türk Eğitim Vakfı Müdürü olarak atandıktan sonra çok onur duyduğum bir şey oldu. Sayın Vehbi Koç'u getirdim. Çok hızlı geçiyorsunuz. Şimdi Türk Eğitim Vakfı Müdürlüğü çok önemli. Tabii ki. Vehbi Koç özellikle sizi mi istedi? Tabii. Orayı anlatın evet. Lütfen. İşte söyledim ya, beni Divan Oteli'ne davet ettiler. Genel Müdürüm, ki eski senatörüm, demiş ki işte Manisa'da şube açalım demiş de Vali Bey'e, Vehbi Bey'e. Kimi yapacağız demiş. O da demiş böyle. Gelsin bakalım demiş. Erol Yavuz zamanında mı? Erol Yavuz zaman evet. Ben gittiğimde işte divanda yemek yedik. Beni tanıştırınca Beyhan ablamız da çok değerli, dur içinde yazsın. Sonra bana dedi ki, Reis Hanım dedi, hadi sana emanet ediyoruz Manisa'yı dedi. Hop, onayım çıktı. Evet. Sonra Vakıf İşhan'ın da yer tuttuk. Yok, Konak İşhan'ın da.
Çok değerli arkadaşlarımın desteğiyle açtık. Salon, ne bileyim, koltuklar, kanepeler, halılar, hepsi beraber oldu yani. Çok güzel bir şey oldu. 15 sene ben müdürlük yaptım. Çok güzel, çok şeyler kazandık yani. Talebe bursları çok önemliydi. Hatta Manisa'dan birçok doktorumuz vardı. Türk Eğitim Vakfı'nın burslarıyla. Okudular, okumuşlar. Eğitimlerini evet, tamamladılar. Evet, evet. Çok memnunduk, çok mutluyduk. Benim iş adamlarım, sanayiciler. 13 tane de sanayici iş adamı Manisalı beylerden yönetim kurulum vardı. Vefi Koç 3 kere geldi. Çok çok güzel günler geçti. Sanayi bize de getirin diye ısrar ediyordular, götürdük. Onlara da bir şart koşuyordum. Geliriz ama bizim işçilerimizi alırsanız. Öyle de çok işçi yerleştirdik. Hatta bir mesirde getirdim. Unutulur gibi değil. Mesirde şey yapıldı. Bu kapalı spor salonu yoktu o zaman da, daha başka bir yerde. Orada defile var. Aşıklar gösteri yapıyor. Böyle bir program. Ve kırmadı beni, geldi. Vefi Koç mu? Evet. Hı. Hep beraber bir yemek verdik bu ticaret odasında. Çok çok güzel yani, çok uzun bu laflar. Mutlu biz geldik. O zaman hiç unutamıyorum, böyle arabalar peş peşe diziliyor. Geldik, gittik, oturduk. Şimdi aşıklar başladılar laf söylemeye. Vefi Bey'den para istiyorlar. Vefi Bey para taşımazmış. Taşlama yapıyorlar aşıklar tabii. Tabii tabii, para taşımıyor da. Bizden borç aldı. İnanmıyorum. Vefi Koç Mehmetcan'ın Kafkasya'dan borç mu aldı? Evet, evet. Erol Bey dedi ki, Vefi Bey'in yanında para yokmuş dedi bu aşıklara. Ve o zaman da 10 lira çok büyük para canım. Gerçi bana bırakmadı Vali Bey, kendi verdi ama bu istenme böyle oldu. Arkasından mankenler çıktılar. Talebeler tabii bu defile yapıyorlar. Şimdi o kadar ilgili ki Vefi Bey. Bana diyor ki, Reis Hanım, siz bir gelin şeye, İstanbul'a. Vitali ile sizi görüştüreyim. Vakko'nun sahibi Vitali. Hmm. Vitali ile sizi görüştüreyim. Defilelerinizde onlar gelsin, size destek olsun. Yani bu kadar ilgi gördük. Böyle nur içinde yatsın. Çok... Tabii o zamanlar da gelişmeye açık bir Manisa var. Yani bu tür sosyal faaliyetler çok fazla olmadığı hiç için. Hiç yoktu ki. Sosyal faaliyetleri yapan kuruluştunuz siz. Evet. Dolayısıyla çok gözde de tabii, olmuş tabii. Bu sosyal faaliyetleriniz. Şimdi bir Türk Eğitim Vakfı olması, vakıf şeyine de giriyorduk. Vakıf haftalarında en başta biziz. Vakıf geceleri hazırlıyoruz. Vakıf toplantılar eğlenceli. Ben kaç tane konser getirdim. Allah rahmet eylesin, herhalde öldü. Ayhan Sökmen vardı. Şey, meşhur bestekarların İzmir'den çok getirdik. Sanatkarlar, korolar, bilmem neler. Çok renkli ilk başladık. Sonra benim yönetimimde Ataman Bükey vardı. Raks'ın Manisa'daki en güzel, en kurulduğu zaman, güzel zamanı. Biliyor musunuz, bütün okullarıma, bütün şey, Raks'ın saatleri. Ondan sonra efendim, bütün okullarıma şey, ilaç, diş, bilmem nesi, taraması, şey, balondan şey döktürmüştük yani. O kadar güzel bir şeydi. Türk Eğitim Vakfı'nın döneminde de böyle bir çalışmamız olmuştu. Emekli olacağım. O sene emeklilikler, bayanlara 15 yaş, 15 sene diyeydi. Ben ondan istifade ettim. Dolayısıyla benim çok aziz dostum, İzmir Başkanı'ydı o zaman. Manisa'da şube açılması Türk Kadınlar Konseyi'nin gündeme gelince beni aradılar. Bir de şey vardı, mahkeme. Emekli olmuş muydunuz o zaman? Olacağım gün. Üzeresiniz. Olacağım gün. Olacağınız gün. Evet. Aa, çok büyük bir şans. Çok enteresan geldi böyle peş peşe. Dedi şey, mahkeme müdürü vardı, çok değerli arkadaşım. O demiş ki, Beçer Hanım'dan şey olur mu? Onu yapalım Manisa Şubesi'de. Engin Hanım geldi. Ben de ertesi günü emekli oluyorum. Ondan sonra hay hay dedim, kabul ettik. O zaman genel başkan Profesör Sevinç Kar oldu Ankara'da. Fatoş Hanım ikinci başkandı yine. Benim o kadar anlatmışlar ki, hemen o zaman da telefonlarımız yok ha. Konak işanındayız. Benim Türk Eğitim Vakfı büromu Türk Kadınlar Konseyi. Bu taraftan Türk Eğitim Vakfı'nın tabelasını İzmir'e aktardık. Ve hemen Türk Kadınlar Konseyi tabelasını astık. Böyle bir aynı binaya. Aynı bina, aynı.
Eşyaların bir kısmı da bana kalmıştı zaten. Onları da aldık. Şimdi şey var, akçuralar. Onların telefonuyla görüşüyoruz. Beni arıyorlar orada. Efendim, Sayın Profesör Sevinç Karol diyor ki, Veçel Hanım, işte valiliğe yazı lazım, şunları bir sen, ben seni göndereyim. Dedim, Sayın Başkanım, hiç merak etmeyin, biz burada hepsini hallettik. O zaman da Erol Gürsoy valimdi. Ah canım, emniyet müdürüm. Hepsi çok çok sevdiğim, Savcı Orhan Beyler filan, hepsi 5 dakikada benim şeyimi yazdılar, yani onayımı çıkarttılar. Biz 15 dakika içerisinde Manisa'da Türk Kadınlar Konseyi'ni kurduk. 15 dakika içerisinde, evet. Bu kadar basit. Bu kadar. Ama neden işte valisi, telefonla ona emniyeti tamam bir şey istiyorlar ya, geçmişinin işte ne diyorsunuz ona? Sicil özgeçmişini yaptılar filan. Ama size bir şey anlatmadan geçmek istemiyorum. Buyurun. Söyleyeyim mi? Buyurun, buyurun. Anlatayım mı arkadaşlarım? Size de soruyorum. Tabii, buyurun, buyurun. Şimdi ben belediye meclis üyesiyim. Çok güzel. Ben burada salı pazarını ben kurdum. Buradaki yani şeydeki Kıbrıs'taki kardeş şehir olarak Mahusa'yı ben yaptım dediğim. Yani benim verdiğim teklifle onaylandı. Tabii gittik geldik. Böyle güzel şeyler var. Kararlarda hep şey var. Birinci sene denemeyle geçiyor. Ne, kimler ne yapıyor diye bakıyorum. Biz işte o zaman 9 taneydik. Doğru yol olarak. Efendim bu arada ikinci seneydi. Bey babam rahatsızlandı. 2 ay çok rahatsızlandı. Ve vefat etti. Ama bu rahatsızlığı döneminde herkes geliyor, herkes arıyor. Şeyde oturuyoruz. Kızılay'ın karşısında hani var ya. Orada köşede oturuyoruz. O kadar çok gelen var ki vefatında o kadar çok çelenk gelmiş ki, hatta birisi demiş ki hangi paşa öldü, hangi vali öldü diye, böyle yani. Türk Eğitim Vakfı çelenkleri geliyor. 200 çelenk İzmir'den gelmişti, düşünün yani. Böyle Mart'ın 15'i, babacığım çok nur içinde yatsın, böyle Allah böyle bir şey. Ben şimdi bu arada 40 gün geçmiş aradan, çok üzgünüm yani, hem hastalığı hem şey. Bu arada meclisin, bu çok önemli. Meclisin toplantıları var. Meclis toplantılarına 3 defa gitmezseniz müstafi addediliyorsunuz. Ama bizim zaman, ben de yani oradayken başka arkadaşların mazeretleri olurdu. Biz liste verir, imzalardık, idare edelim. Ne yazık ki o günkü anavatanlılar yönetimi ve rahmetli oldu, hadi Allah'tan şey yapsın, Dayıoğlu başta olmak üzere beni müstafi addetmişler. Yani beni düşürüyorlar. Düşünebiliyor musun? Bir tek bayan benim. Hmm. Benim doğru yolcular da o toplantıya gitmemişler. Rıza Telli diye birisi veriyor dilekçeyi. Diyor ki örnek olmasın diye. Böyle böyle şey olur mu yani? Ama ben gittim. Bir baktım yazı geldi. Olağanüstü toplantı. Ne? Bebeçel Hanım'ın Kafkaslı'nın gelme işi. Olağanüstü ben. İnsan bak neler görüyor, görüyor musunuz hayatta? Sonra gittim ben o zaman şu parkın içinde, belediyenin yeri de orasıydı. Nikah salonu var ya orada. Gittim. Aa, nasıl oldum biliyor musunuz? Orası döndü böyle. Dedi ki şey, hiç unutmuyorum Faruk Saydam dışı var. Sağlam da şey, Saydam diyor o sağlam. Saydam. Saydam. Meclis başkanı. Dayıoğlu gelmemiş o gün, Ankara'daymış, o başkan temsil ediyor. Dedi ki efendim, dedi, bir de Beçer Hanım'a verelim söz. Tabii ki hakkım benim. Ayağa kalktım ama demek artık ben de olmuşum. Yani kafam çalışıyor, biliyorum demek. Dedim ki, Sayın Başkan, Sağ Sultan bile duymuştu. Ve bu dilekçeyi verenler, bu öneriyi kabul ettirenlerin hepsi hem evimde, hastalığımda hem vefatta başımdaydı. Buna bir iyi niyet denir mi dedim. Ama takdir sizindir, ben ayrılıyorum dedim. Ettiler, teşekkür ederim dedim. Çıktım, geldim eve. Biz de karşıda oturuyoruz. Nasıl ağrıma gitti? Aa, diyorum ki ya bu kadar
inançsız insanların, bu kadar duygusuz, ruhsuz insanların içinde benim ne işim var diyor. Geldim, çok üzüldüm. Ertesi günü şeye gittim, Türk Eğitim Vakfı müdürüyüm o zaman. Gittim, bir baktım, Allah selamet versin, emniyet müdürüm. Arkasından savcı bey, gelmişler bana, başkan, müdür hanım, sen tellilerin oyuncağı mı oldun? Onlar akşamdan almışlar beni. Aman dedim sormayın, ne işim vardı onların içinde dedim filan. Çıkardılar, bir kağıt verdiler, sen şuna bir imzala dediler. İmzaladım ve dava açmışlardı belediyeye. Haksızlık edildiğinden dolayı. Tabii ki. Şimdi hakim bey gayet ciddi. Sayın Kafkas dedi, sizin hakkınızda böyle şey var dedi, ne diyorsunuz dedi. Aynısını söyledim. Şey de dedik, yaz. Kararın hükmü yoktur. Güzel. Fevkalade meşru mazeret nedeniyle ölüm sebebiyle. Böyle bir sebep olmuştur. İadesinin talebi diye. Geriye iade ettiler beni. Ben de dedim ki hemen, tabii ben çık teşekkür ettim. Çıktım ama dışarıda da bizim parti teşkilatı bekliyor. Vereceğim. Dedim istifa edeceğim ben. Aa şaşırdın mı? Daha iki senelik sen ne münasebet. Onlara sen korktu kaçtı derler diyorlar. Beni şişir diyorlar filan. Neyse. Hakikaten ondan sonra da 3 sene tekrar devam ettim ama böyle bir sıkıntı da geçirdim. Evet. Allah böyle kötü gün göstermesin. Tabii, siyaset içerisinde tabii yerel yönetim. Ama böyle bir şey olmaz hiçbir zaman olmaması olmadı lazım. Ama oluyor işte Allah bu tür alışmış değiliz. Sıkıntılar olabiliyor. Evet. Fakat iyi kurtarmışsınız. Yani affedersiniz o, çok uzun oldu ama. Estağfurullah konuşma sanatını hakimliğiniz. Olay doğru. Hatip oluşunuzdan kaynaklı. Öyle kendi avukatlığınızı kendiniz yapmışsınızdır. Tabii, tabii, karşınızda bir belediye avukatı var. Siz avukat tutmamışsınız kendinize. O kadar kendinize güveniyorsunuz ki halen öylesiniz. Öyle midir? Çok rahat bir şekilde savunmuşsunuz kendinizi. Şimdi de yaptığınız çalışmalarda çok rahat konuşuyorsunuz. Tabii, ve sürekli şükür. Protokolün içerisindesiniz. Evet, sürekli tabii. Politikacıların içerisindesiniz. Tabii. Açılışlardasınız. Nerede bir organizasyon olursa Mübecer Kafkas'ta mutlaka ve mutlaka sağ olsun, oradadır. Aradıkları için gidiyorum tabii. Beni işte ben çağrılmadan hiçbir yere gitmem. Gitmeyiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Protokolün kendi usulleri vardır. Örneğini vereceğim size. Mesela bir toplantıda hitap edilirken Sayın Valim Ali Rıza Bey denmez. Misal veriyorum. Sayın Paşam bilmem de denmez. Sayın Belediye Başkanım denmez. Hepsi, bunu senelerdir bunu öğrendik. Ailemden olsun, büyüklerden olsun, görüştüğüm insanlar. Sayın Valim, Sayın Paşam, Sayın Belediye Başkanım denir. Ve böyle olur. Protokol budur yani. İsim verilmez. Ama ne yazık ki bazı bilmeyenler var. İsim vermediler mi? Bizi saymadılar diyecek kadar cüretli olanlar da var yani. Onları da hoş görüyoruz. Onlar da öğrensinler. Zamanla öğrenecekler. Evet, evet. Peki efendim şimdi Türk Eğitim Vakfı devam ederken bir taraftan politika var. Politikanın içerisine girmişsiniz. Evet. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine yavaş yavaş adım atmaya başlamış. Evet, Mübecer evet. Kafkaslı ekibiyle beraber. Tabii. Oraları da anlatın bize lütfen. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türk Eğitim Vakfı döneminde bizim prosedürümüz yani sigorta vasıtası. Ben sigortalıydım çünkü. Burada bir herhangi bir çalışmama engel temsil etmiyordu. Ben onu öğrendikten sonra zaten kabul ettim ben belediye meclisliğini atabiliyor muyum? Bizde yani o bir politika saymıyorlar bizim çalışma sistemimizde. Artık biz çok renkli olduk. Ben de bu sefer benim dostlarımı eğitim melekleri yaptım. Bugünün kadın konseyindeki üyelerimin pek çoğu Türk Eğitim Vakfı'nda eğitim melekleri olarak hizmet verdiler. Ne kadar güzel. Ne evet, kadar çok güzel bir şey oldu. Gecelerimiz, gündüzlerimiz hizmet vermek, gelir getirmek için bugünlere geldik. Aslına bakarsanız sizin yaptığınız bu vakıf çalışmaları, sosyal projeler dışında Manisa'nın en büyük kazanımıdır. Manisa Bezi'nin tekrar hayata geçirilmesi. Çok versin. O efendim halı dokuma tezgahlarını tozlu raflardan çıkardınız, tabii, depolardan tabii, çıkardınız. Orhan Işık zamanında, Sayın Vali Orhan Işık zamanında evet. Birlikte bir proje yaptınız. Ve ben bu işi yapacağım dediniz, ben bu işi başaracağım dediniz. Tekrar Manisa Bezi'ni gündeme getireceğim dediniz.
tekrar dokunmasını sağlayacağım dediniz. Başta küçük küçük örtülerle başladınız, sonra şallara döndünüz, sonra elbiselere döndünüz, şimdi gelinlikler üretiyorsunuz. Daha çok şey var. Hele şimdi daha çok güzel oldu. Bunu toplumla birlikte yaptınız, arkadaşlarınızla birlikte gayet yaptınız ama tabii. Şimdi fabrika gibi çalışıyor. Şimdi şöyle, bizim başlangıcımız sizin buyurduğunuz gibi arkadaşlarımla beraber ama bu projenin teklifi benden geldi. Biz uğraştık, derneklerde evet dediler, sonra girmediler, biz yaptık. Hatta Bilgin Başkanım'la beraber Denizli, o da Denizlili çünkü Buldan'a gittik ama Ases Arusan amcalardan aldık adresleri vesaireleri. Oradan tezgahları yaptırdık. Tabii ki biz en büyük desteği Tarık Almış kardeşim yaptı. Bize 1500 lira, o günkü parayla 17 bin lira bir para verdi. 10 tezgah ve iplikler aldık. Yani tezgahların parasını Tarık Almış tabii, verdi. Rahmetli tabii. Tarık Almış verdi. İpliklerin parası. Hepsini 17 bin lira Türk parası verdi bize. Yatırmıştı zaten dedim ya. Yani sermayesi Sayın Tarık Almış'tan rahmetli. Tabii tabii tezgahlar. Ondan sonra siz geliştirdiniz değil mi efendim? Tabii efendim. Ama valim bize halk eğitimi açtı. Bu tesisleri yapmak üzere biz Buldan'dan hoca tuttuk. Amcaları dokuma tezgahı ürünleri yapacak olanları. Öyle başladık. Ama daha sonra bir iki arkadaşımızın bağışlarıyla daha genişledi. Daha sonra da bunu bir kooperatifleştirmeye çalıştık. Mabez adında Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi olarak patenti de bize ait olmak üzere bir kooperatif kurduk. Mabezimiz, evet. O çok güzel bir şey. Şimdi tabii ürünün piyasaya arz olması lazım. Bunu gerek valilerimiz, daha önce belediye başkanımız veya belediye başkanlarımız bize destek oluyorlardı. Özellikle büyükşehir diye yoktu o zaman. Bir belediyeydi. Sonra bir gün 3 tane kursiyer hocam yetişti. Bir gün belediye bizden bir şey rica etti. Bir öğretmen rica etti. Dediler ki biz de bu bazı işlemlerimizde bir kurs açmak istiyoruz. Hay hay dedik. Biz kendi kursiyerimizi onlara verdik. Ama yani Manisa Bezi Türk Kadınlar Konseyi'ne ait patentiyle beraber. Ama belediye biz zaten kadınlara yönelik çalışmamız. Yani bilgileri olsun, öğrensinler, ürensin diye. Hatta bizim bir şeyimiz var, 1000 kadına destek amaçlı. Bugün 300 kadınımıza uzanmışız. Ama bu arada... Kaç kadınla başlamıştınız bu Mecel'e? 20 ile başlamıştık. 20 ile başladınız, 300'e ulaştınız tabii, şimdi. Tabii, tabii. Sonra şöyle oldu, her 6 ayda bir kurs yapıldı. Ona devlet destek verdi. Bu daha sonraki devletin desteği çok önemli oldu. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza, İşkur vasıtasıyla kurslarımızdaki kursiyerlerimize para ödendi. Hmm. Bu çok önemliydi. İçlerinde kart görmemiş hanımlarımız vardı. İçlerinde aylık eline geçmemiş hanımlarımız vardı. Onların bir anlatmaları vardı böyle. Sonra ilk maaşlarını aldıkları zaman İşkur'dan. Nasıl mutlu olmuşlardır. Evet bakın neler söyledi. Diyor ki bir tanesi, hanım abla diyor, annemi babamı yemeğe götürdüm diyor. Ne kadar güzel. Evet. Bir tanesi diyor ki çocuğumun burs parasını ödedim diyor. Bir tanesi diyor ki elim ayağım titredi, kart çekmeyi bilmiyorum diyor. Evet. Çok güzel şeyler. Yalnız bu kadınlara el emeği iş becerisi verirken bunların yanı sıra kadını eğitici konularımız da var. Mesela bir tanesi Bilgin Hanım, bir tanesi Gülden Hanımların kanalı. Onlar da şey yapıyorlar, çalışan kadınlarımızı söz sahibi yapabiliyorlar. Kazanç temin etme imkanları sağlıyorlar. Velhasıl bu güzel günlere böyle bütün desteklerle geldik. Evet, şu an kaç tezgahınız var efendim? 30. 15. Pardon, 27 tezgahımız var. Gene bağlamak istiyorum. Kadın Konseyimizin Avrupa Konseyi ile olan kontağımızda biz Manisa olarak çok şeyimiz var, değerimiz var. Hollanda Kadın Konseyi bu Cosima'nın vasıtasıyla bize çok büyük bir yakınlık duymuşlardı ve bize ufak bir hediye verdiler.
Ve yalnız o vakfın çok büyük armağanıymış o. Dünyada çok sayılı kişilere verilirmiş. 3000 euroluk bir çek verdiler üstünde kendi isimleriyle. Çok güzel. Evet, bunda şartı şu. Tezgah yapacağız, vereceğiz. Hakikaten tezgahları yaptırdık hazır. Şimdi halk şeyin şehzadelerin Karaağaçlı'daki kursları yerimiz var. Çok güzel, çok düzgün. Orada şimdi daha evvel biçki dikiş kursumuz vardı. Oraya götüreceğiz inşallah ay başında. Orada tezgahlarımızı başlatacağız ve basına açık olacak yani. Üstlerine de yazılacak. Evet. Hollanda'nın bağışı diye. Evet. Yani Manisa bezini sadece o depolardan çıkartmadınız. Evet, tezgahlarıyla birlikte artık Manisa ekonomisine inşallah katkıda İnşallah. Bulunur. Esnafın sattığı, İnşallah. Gelene gidene hediye verilen. Çünkü İnşallah. Manisa'ya kim geliyorsa, bu bakanı olur, milletvekili olur, büyükelçisi olur, konsolosu olur, yabancı ülkeden gelen misafirler, turistler, yerli veya yabancı turistler, evet. Mutlaka mesir sepetinin yanında mutlaka Manisa bezini takdim ediyorsunuz, evet. Siz. Daha bu 3-4 valim hep bunu böyle yaptılar. Bizden şal, filar, örtüler. Şimdi örtülere şey verdiler. Aldılar. Hatta şehzadeler paket kutu yaptı. Kutuların içine koyarak veriyor. Organize sanayiyle de çok iyi ilişkilerimiz var. Onlar da bizden rica ettik. Geldiler, gördüler ve bize siparişler verdiler. Kutular yaptılar onlar da. Önümüzde kaldı. Onlara o kutulara koyacağız. Çok evet. Mübecer Kafkas'ın hayatını sadece kendisinin anlatmasıyla mümkün değil, anlatamayız. Onun dostları var. 40 yıllık, 50 yıllık, 30 yıllık dostları var. Onlara soralım dedik. Hem derneği anlatsınlar bize, hem kendilerini anlatsınlar, hem Manisa için yaptıklarını anlatsınlar. Yanımızda Bilgin Moraloğlu var. Yaklaşık 40 yıllık dostu Sayın Mübecer Kafkas'ın. Ben de gönüllü hizmet ordusuna katılmak istiyordum. Çocuklarımı büyütmüştüm. İlk huzur eviyle çalışmalarıma başladım. O zaman İsmail Cider Huzur Evi vardı. Oradaki büyüklerimize hizmet etmekle sivil toplum kuruluşuna ilk olarak adım attım. Ama onu bir sivil toplum kuruluşu isim olarak değil, bireysel olarak bir iki arkadaşımızla başlamıştık. Daha sonra eşimin işte çevreyi tanıması nedeniyle yetiştirme yurdundan yaşlılara, hep yaşlılara hizmet etmesin Bilgin Hanım, biraz biz çocuklara, gençlere hizmet etsin diye bir ricada bulunmuş. Türk Eğitim Vakfı'nda çalışırken biz gönüllü kuruluşlara hizmet veren kişileri topladı etrafında. Eğitim melekleri diye bize isimlendirdi. Orada hizmet vermeye başladık. Nisan ayının Nisan 29 1992'de de Türk Kadınlar Konseyi'ni kurduk. Kurucu üyeler olarak orada hizmet vermeye başladık. Artık bir bütün olmuştuk başkanımla. Ben bir aile olmuştuk. Yani o nasıl uygun görürse aynı şekilde, aynı doğrultuda hizmet vermeye çalıştık. Peki çatışması yaşamadınız mı? Yani dostlar tamam, arkadaşlık güzel de bu kadar uzun süre hiç fikir çatışması yaşadığınız olmadı mı? Yaşamadık. Hep birbirinizi anladınız mı? Artık mesela bazen bakarak da konuşabiliyoruz biz. Bir şey söylememize gerek yok. O kadar birbirinizi anlıyorsunuz. Gerek yok. Ama az olmadı Türk Kadınlar. Zaten gönüllülük hizmetini gönül veren kişilerle berabersin. Aynı doğrultuda, aynı paraleldesin. Biz toplum hizmeti yapıyoruz. Kendimiz için bir şey yapmıyoruz. Halka hizmet etmeyi hakka hizmet etmek olarak kabul ediyoruz. Eğer bu düşüncede olduğumuz için de hiçbir problemimiz olmuyor. Zaten dernek toplantısında parti konuşmayız. Sadece hizmet konuşuruz. Nereye, hangi eğitime hizmet verelim, hangi çocuğu burs verelim, hangi hastanın derdine derman olalım diye uğraşırız hep birlikte.
öyle olduğu için de bir çatışmamız olduğunu bilmiyorum. Yaşamadınız böyle bir şey. Ne kadar güzel. Gerçekten bu birbirinize olan saygınızdan, birbirinize olan sevginizden, birbirinize olan güveninizden empati kurabiliyorsunuz demek ki. Çok uzun zamandan beri. Tabii uzun zamanda. Ben bir mübeccah Kafkaslı ailesini ailem olarak kabul ettim burada. Ben gönüllü olarak Manisa'da oldum. Yani gidebilirdim. Hayır, burada hep beraber bir aile oluşturduk. Benim iyi günümde, kötü günümde her şekilde başkanımız her zaman bana destek olmuştur gerçekten. Eşimi kaybettim. 52 gün beni yalnız bırakmadı evimde geceleri. Gündüz işini gördü. Gece geldi, beraber kaldık. Daha ne yapabilir benim için? Biz de birbirimize el birliğiyle, gönül birliğiyle hizmet vermeye çalıştık. Yani herkesin aslında bakarsanız özlemini duyduğu, şimdi toplumumuzda tabii yeni nesilde arkadaşlık ilişkileri, bakın dernekten bahsetmiyorum. Yani bir çatı altında Manisa için hizmet eden bir topluluktan bahsetmiyorum. Arkadaşlık ilişkisinden bahsediyorum. Arkadaşlık ilişkileri yaklaşık 10-15 yıldan beri örnek gösterebileceğimiz arkadaşlık ilişkilerini görebilmek, örneğini verebilmek çok nadir. Çünkü televizyon bir tarafta, internet bir tarafta, o kadar çok materyal var ki gençlerin elinde, yetişkinlerin elinde. Konuşmaktan aciz artık insanlar, konuşmaktan üşeniyorlar, birbirleriyle paylaşmaktan üşeniyorlar, göz teması kurarak anlayabilmekten üşendiklerinden dolayı o arkadaşlık ilişkisini çoktan yitirmiş toplum. Siz bu dernek çalışmalarının yanında arkadaşlığınızı da 48 seneden beri, 50 seneden beri götürebildiyseniz eğer, bu konuda modelsiniz Manisa'ya. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama bizler pederşahi aile çocuklarıyız. Büyüğümüze saygı, küçüğümüzü sevgi diye yetiştirildik. Bu yetiştirilme, öğrendiklerimizi de çocuklarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Ve öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Belki de onun için ne olursa olsun. Gene de Manisa'da en sevdiğim taraf, şu ara hep ara ara çocuklarımı diyorum, kapımı açıp girince telefonumun çalması, sokağa çıkınca tanıdığım bir arkadaşımla merhabalaşmam, sohbet etmem, hatır sorulması bana göre en güzel şeylerden birisi. Onun için Manisa'yı böyle kenetlendim, kaldım ve yaşadığım sürece, sağlıklı olduğum sürece el birliğiyle derneğimizin hizmetlerine hizmet vermeye çalışacağız. 7 kişilik yönetimden oluşan bir Türk Kadınlar Konseyi, 55 kişilik üye grubundan oluşuyor. Hepsi tek ağızdan hareket ediyor. Hepsi aynı düşünceye sahip. Hepsinin amacı da topluma hizmet. Ama para kazanmıyorlar. Amaçları para kazandırmak, amaçları eğitmek, amaçları burs verdirebilmek, amaçları Manisa'da meslek edinmemiş, meslek sahibi olup da evine bir nebze de olsun, küçük de olsun bir ekmek parçası götürebilmenin yolunu arayan kadınlara yol gösterebilmek. Daha doğrusu kararmış hayatlarına bir mum ışığı yakıp onları o koridordan geçirip onların hayatlarına farklı bir yapı kazandırabilmek. Türk Kadınlar Konseyi bunu başarıyor. İnanın ben kendi gözlerimle gördüm ve biliyorum ki kendilerinin bu çalışmalardan tek kuruş karları yok. Ama buna rağmen yıllardır hele şu Manisa bezinin dokunabilmesini başlatabilmek, bunu kadınlara öğretebilmek, o öğrettikleri kadınlardan hoca yaptılar bir de. Şimdi o hocalar yeni hocalar yetiştiriyor. O yeni yetişen hocalar yeni hocalar yetiştiriyor. Bravo. O kadar güzel bir zincir oluşturdular ki şimdi başka illerin belediyeleri, Manisa'nın ilçe belediyeleri Türk Kadınlar Konseyi'nden dokuma tezgahı hocası istiyor. Onlar da kendi ekonomik bağımsızlıklarını Türk Kadınlar Konseyi'nin hocalarıyla birlikte geliştirmeye çalışıyorlar. Topluma hizmet başka ne olur? Çok İstihdam var. Efendim eğitim var, hoca eğitimi var, bir de turizme katkı var. Çünkü Manisa'ya gelen ne alır hediye olarak, armağan olarak ne alır? Mesir macunu alır, kuru üzümünü alır, çekirdeksiz kuru üzümünü alır ve yaklaşık 10-11 seneden beri de artık Manisa bezinden dokunmuş, şallar mı dersiniz, örtüler mi dersiniz, kıyafetler mi dersiniz, gelinlikler mi dersiniz, artık onların da şimdi yeni efendim defileleri var. Onları da biz sizlere aktaracağız bu programda.
hepsinin başında bu organizasyonu yapan Mübeccel Kafkaslı, ona inanan, ona güvenen ve onunla birlikte bir yola çıkmış ve o yoldan asla ayrılmamaya karar vermiş ekibi var. Bunu takdir etmek lazım. Hiç 5 kuruş para almadan bunu yapabilmek çok kolay bir şey değil. Yani sevgi, saygı, o şekilde yardımlarımız daha da güzel oluyor. Evet, birlikte. Birlikte yani, sırt sırta, şey dayanarak. Her şey birlikte, evet gerçekten de. Geziler yapıyoruz, onların gelirlerini çocuklara paylaştırıyorsunuz. Yardımların yapılmasına imkan tanıyorsunuz. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bize bu imkanı verdiğiniz. Sağ olasınız. Yani Mübeccel ablanın, ben öyle güzel şeyler anlatıyorum bazen böyle evde toplandığımda. Hani masal dinler gibi böyle. Hikayeleri de değil mi? Sanki hikaye gibi, o gerçek hayatını anlatıyor bize ama. Biz onu yaşanmışları anlatıyor. Biz onu o kadar zevkle dinliyoruz ki ben Mübeccel abla çağırıyor, hemen koşarak geliyorum. 3 yıldır ben yönetimdeyim. 15 yıldır tanıyorum Mübeccel Kafkaslı'yı. Ben o zamanlar sizin başınızdaydım. Ama Mübeccel Hanım hep programa gelirdi. Bütün yaptığı etkinlikleri, yaptığı her işi takip ederdik. Televizyonda gelirdi, her zaman anlatırdı. Bizi çok mutlu ederdi, Manisalıları mutlu ederdi. Çocuklara Bilgin Hanım'ın anlattığı gibi o kadar çok eğitim katkıları var ki. Anlatılmaz yani. Kendisinin yaşanmışlığı gerçekten ben olsam roman yazmak isterim onun hayatını. Yani bir roman olur kesinlikle. Çok çok güzel. Ben bir hanımız bir yıl dönümümüzde onu hiç unutmuyorum. Mübeccel Hanım EYTV adına bir şiir yazmıştı. O kadar güzeldi ki onu ben hala saklıyorum. Yani bilseydim buraya getirir okurdum şimdi size. Onu her zaman hayranlıkla izliyordum. Şimdi 3 yıldır emekli olduktan sonra daha çok içlerine katıldım. Yapılan işleri görüyorum. Etkinliklere katılıyoruz. Yani bütün ben bayağı bir şeyler öğrendim yani. Sizden enerjisi eğitim görmüştüm. Şimdi burada da öyle aynı şekilde. Enerjisi hiç şaşırtıyor mu sizi? Çok gerçekten şaşırtıyor ve bazen utanıyorum yani. O kadar enerjisi yüksek anlatamam size. Biz bu yaşta ona yetişmeye çalışıyoruz. Ama tabii o da bütün arkadaşlarına, bütün ekibine, bütün yönetim kurulu üyelerine hocalık da yapmış oluyor. Genç nesile belki de yeni bir Mübeccel Kafkaslı yetiştirmenin derdinde şu an Mübeccel Kafkaslı. Yani gelecek mi bilmem yani. Bilmiyorum gelir mi? O her zaman örnek. Yani bütün Manisa'ya örnek. Sadece Manisa değil, Türkiye'mize, dünya çapında hatta gelen konuklarımız oldu işte geçen yıl. Hepsi de saygıyla, sevgiyle anıyorlar kendilerini. Her zaman bize o şekilde. Biz de aynı şekilde. Kendisini çok seviyoruz. İnsanları sevdiği için insanlar onu seviyorlar ve saygı duyuyorlar. Yoksa sevilmeyen bir insan olmuş olsaydı ve sevilmediği halde böyle bir görevde çok uzun zamandan beri kalmış olsaydı insanlar sahip çıkmayacaklardı, sevmeyeceklerdi, saygı göstermeyeceklerdi, arkasından konuşacaklardı. Ama şimdi arkasından konuşuyorlar müspet yönde, olumlu yönde. Saygıyla ama böyle herkes kucak açıyor. Çok güzel bir şey bu. O kadar güzel bir şekilde kendisi anılıyor ki. Bunun onuru da yeter zaten. Böyle bir arkadaş grubunda, böyle bir dernekte çalışmaktan gururluyum. Başkanlarımız çok güzel konuştu, çalışmalarımızı anlattılar. Arkadaşlarım çok güzel anlattı. O kadar güzel bir enerjisi var ki, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Çok pozitif bir başkan. Hizmetleri çok güzel. Herkes onu çok seviyor. Tabii biz de çok seviyoruz. O kadar çok saygı görüyor ki çevresinden. Bir asaleti var. Duruşu, saygısı, küçükten büyüğe. Herkes onu çok güzel anlatıyor. Ben de bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani gururluyum başkanımı tanıdığım için. Böyle bir yerde arkadaşlarımın arasında olduğum için çok mutluyum. Onlar benim ailem. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık. Bu kadar güzel anlaşıyor olmanız, bu kadar çok birbirinizin kimyasını biliyor ve birbirinizin kimyasına göre düşünüp hareket ediyor olmanız
Çok güzel hasletler bunlar. Bunlar başarıyı getirecek olan özellikler, karakteristik özellikler. Hepsi bir yere gelmiş. Yani dostluk bir yere gelmiş, bilgi bir yere gelmiş, şevk bir yere gelmiş, çalışkanlık bir yere gelmiş, gayret bir yere gelmiş ve ortaya toplumsal anlamda hizmet veren bir dernek, bir arkadaş grubu ve Mübecer Kafkaslı'nın kolları altında devam eden, nasıl desem, insanlık namına, insanlık adına hizmet eden bir grup oluşturulmuş. Ve bu istiyoruz ki devam etsin, hep süregen olsun. Yeni yeni çalışmalar, yeni yeni projeler. Sadece Marisa Bezi değil, Mübecer Hanım'ın çok güzel bir projesi var, anlatmıştı. Efendim Marisa Evi dedi. O Marisa Evi'ni de istiyoruz inşallah. Başarılı olsun. Biraz sonra kendisiyle sunacağım bu Marisa Evi'ni. Marisa Evi'nin aslına bakarsanız maketini de yaptırabilirse eğer, tabii, Türk Kadınlar Konseyi geldiğinde, konuklar geldiğinde, yabancı turistler, yerli turistler, işte konsoloslar, büyükelçiler, bakanlar, başbakanlar, yurt dışından, yurt içinden kim gelecekse bir Marisa Bezi, bir Marisa Evi, efendim Mesir macunu, Marisa üzümü, böyle bir karma hediye grubuyla ne kadar da güzel Marisa temsil edilmiş olur. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, 52 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz ama tabii 52 kişinin tamamını buraya toplayamadık. Temsilen 52 kişilik yönetim kurulundan birkaç tane yönetim kurulu üyesini burada topladık ve Mübecer Hanım'ın çalışmalarıyla ilgili ve şahsiyetiyle ilgili görüşlerini aldık. Çok da güzel konuştular, çok da güzel anlattılar. İnsanın kendisini anlatması çok kolay değildir. Bir başkasının insanın kendisini anlatması daha kolay oluyor. Tabii. Efendim bakın ne kadar güzel insanlar toplamaya çalışıyorsunuz ve sizi çok seviyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben çok şanslı bir insanım. Her zaman bunu söylüyorum. Allah bana sevdiğim insanları getirdi karşıma. Onlarla beraber 25 sene kolay. Daha öncesi var bunun. Biz 15 senede Kadın Konseyi'nin eğitim melekleriyle beraber 40 senelik bir beraberliğimiz var. Ama dostluk olarak daha da ileride var. Arkadaşlarımız çok var. Bugün Ferhunde Hanım biraz önce aramıştı biliyorsunuz. Eşi rahatsız olduğu için katılamadı. Telefonla diyor ben söyleyeyim diyor ki nasıl seviyoruz, nasıl beraberliğimizi. Onlarla da çok uzun seneler eşleriyle beraber çok güzel günlerimiz oldu. Hem çalışmalarımız hem Manisa'ya bir öncelik getirmiştik. Şimdi ben birkaç tane de teşekkür etmek istiyorum. Bize büyük destek veren sayın valilerime, sayın paşalarıma, sayın belediye başkanlarıma ve bütün müdüran kadrolarına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizin vasıtanızla, ETV'nin vasıtasıyla. Çünkü hakikaten dernekler çok güzel çalışıyor. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, ediyoruz ama eğer bizi destekleyen devletimiz olmasa, bu idarecilerimiz olmasa çok zor bir çalışmamız olur. Biz bakınız bize destek veriyorlar. Şimdi bu ürünlerimizi sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi gelecek misafirlere tanıtmak amaçlı bir miktardan fazla miktarlar alarak destek olmaya çalışıyorlar. Emin olun ben daha benim eşarp bir boynuma koymadım Manisa bezinden. İmkan olmadı ve ben istiyorum ki herkes alsın, görsün ve Manisa'yı tanısınlar. Dolayısıyla bunun için çok uğraşıyoruz. Organize sanayi bize çok büyük destek veriyor. Dediğim gibi müdürler, başkanlarım, valilerim hepsi bunu yapıyor. Bakın bir tek de bir şeyim var benim. Ev için söylemiştim size. Evet, Manisa evi. Manisa evini. Allah nasip etsin ben ölmeden bunu yapalım diyorum. Galibiye de söyledim. Çünkü şöyle size. Yeniden yapılabilir ev yani. İlle bulmak, eski ev bulmak. Tabii. Eski ev kalmamış. Eskitilmiş haliyle. Tabii ona benzeyen evler yapılıp 13 tane mi 16 tane mi odası olacak. Büyük bir salonu olacak. Her oda bir ilçenin olacak ve o ilçenin ürünleri, günleri, ayda bir toplantılar, mesela diyelim ki Akhisarlar günü gecesi olsun. Akhisar'da yapılıyor ama ilde yapılması çok farklı. Yani bunu çok arzu ediyorum. Yani, Allah nasip etsin. Sayın Kafkaslı, bu Manisa evi dediğiniz ev,
Manisa'nın 17 tane ilçesi var, evet. Ve her birinin farklı bir özelliği var. Evet. Bir tanesi kavunla ünlüdür, ötekisi kulası kula evleriyle ünlüdür, ötekisi zeytinle, Akhisar zeytinle ünlüdür. Efendim demircisi... bir tek bir şey değil ama her şey var onlarda. Yani o ilçenin hangi ürünü ünlüyse onu o eve evet. koyacaksınız. Evet. Ve içindeki görsel anlamda evet. halk oyunları özellikle kültürüyle evet. beraber tabii, sergileyeceksiniz. Evet. Bunu arzu ediyorum. İnşallah olacak. İkincisi biz kadın konseyi olarak çok hizmet verdik bu 25 senedir. Özür dilerim. Manisa ev için siz başvuruda bulundunuz mu? Hep gelen valilerime söylüyorum. Bakalım diyor. Birisi dedi ki bana abla sen evi bul ben yaparım. Ama evi bulamıyorum. Peki biz bunun üstüne düşelim o zaman. ETV ve Denge Gazetesi olarak düşelim. Ne güzel sayın, olur. Sayın Valinin önüne bunun proje olarak koyalım. Sorularını soralı. Sayın Kültür Müdürü İbrahim Sudağ da bunu sunalım. Ve hızlandırmaya çalışalım Manisa evini. Ve ben bu projeyi ikinci bir öneri olarak da az önce sevgili yönetim kurulu üyelerinizle konuşurken söylemiştim. Lütfen minyatürünü yapın Sayın Başkanım. Olur. Eğer minyatürünü de yaparsanız hediyelerinizin minyatürü hükümet konağı olamaz mı? Ben hep böyle hayal ediyorum. Manisa hükümet konağı. Hükümet konağı da olabilir. Manisa olur. Evi de olabilir. Ama o güzel bizi simgeleyen ne olur? Onun içinde odalar olur. Yani konak tarzı öyle olmalı, içinde odaları olmalı. Benim kanaatim, arzum, temennim, dileğim bu. Manisa'daki konseyimiz çok hizmet verdi. Biraz önce söylediler ya, kadınlarımıza okuma yazma 1, evlendirme 2, sünnetler 3. Bunlar çok büyük işler. Bunları dostlarımızın desteğiyle. Sonra biz Ramazanlarda çok büyük hayırlar yaparız. 500 kolilik paketler ama bunlar nasıl oluyor? Size güvendikleri için, size inandıkları için gözleri kapalı gelip bağış yapıyorlar. Biz hiçbirimiz elimizi paraya sürmeyiz. Gideriz filan şey farz edildi filan dükkanlardan alışverişleri yapılır, koliler hazırlanır ve eskiden mahalle mahalle dağıtırdık. Şimdi bir yer gösteririz, oraya geliyorlar, veriyoruz. Yani bu senelerdir böyle devam ediyor. Demin bahsediyordunuz, hiçbir menfaat beklemeden, elimizden yettiği kadar, gücümüzden yettiği kadar da biz katkıda bulunuyoruz yani. Bir de bu hepsi beraber. Bu bakımdan Allah nazardan korusun, hep korkuyorum. Allah nazardan korusun. Bugüne kadar hiçbir arkadaşım sen diye bir ses çıkmamıştır birbirlerine de yani. Bayanlarımızın anlayabileceği dilde indirgeyerek kadınlarımızla 3 saat yani 30 saat birinci bölüm, 30 saat ikinci bölüm olmak üzere 60 saatimizi doldurduk ve eğitimimizin program listesine de kadın emeğini değerlendirme vakfını gönderdik. Görevimizi yapmanın huzurluğunu, mutluluğunu hep birlikte evet. taşıyoruz. Ne kadar güzel. Ben de çok şey öğrendim. Hepimiz ben, öğrendik. Gerçekten. Ben de çok şey öğrendim. Ve kadın emeğini değerlendirme vakfına da buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir eğitim fırsatı kadınımıza verdikleri. Bu devlet şeyli. Destekli bir vakıf ve çok güzel bir şey yani. Her branşı ayrı eğitimi var. Yani şunu demek istedim, hani ham gelip pişmiş çıkıyor. Hakikaten o kadar cahil gelen var ki, ilkokul mezunu ve çok kırsal kesimde, kimseyi küçük gördüğümüz için değil, bilgi açısından. Kimisi çok çabuk kavruyor, öyle değil mi? Başkanım, öncelikle kadının kendisinin bir birey olduğunu öğrettik. Mesele orada zaten. Evde bir söz hakkı olduğunu öğrettik. Evet. Kadın erkek eşitliğini öğrettik. Daha doğrusu çocuk doğmadan önce zaten bir şeyleri hazırlıyoruz. Erkekse mavi, yok efendim kızsa pembe. Düşünün, baştan ayrımcılığı yapıyoruz ama annelerin bunu hani kızları varken kızlarından bir şey isteniyor genelde anneler de erkek çocukları her şeyden muaf olabiliyor. Hayır, bunun eşit olduğunu gerçekten kadın emeğini değerlendirme vakfı çok güzel bir program hazırlamışlar ve bu programı biz de sunma fırsatını verdikleri için evet. teşekkür ediyorum. Hem derneğime, başkanım beni görevlendirdi. Güzel bir şeydi, onun için zaten. Niyet edip içerisine girebiliyorsanız eğer bu projenin zaten başarıya ulaşmışsınız demektir. Şunu fark ediyorum ben, bakın ben bugün buraya
Mübeccel Kafkaslı'yı topluma anlatayım diye geldim. Ama o kadar çok toplumla özdeşleşmişsiniz ki, o kadar çok toplumu düşünüyorsunuz, tasanız, o kadar tabii çok ki toplumla alakalı ki bütün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte. Ben ne kadar sevgili seyirciler Mübeccel Kafkaslı'nın şahsi hayatına, kişisel hayatına girmek istesem de Mübeccel Kafkaslı hemen toplumsal alana yayıyor konuları ve toplumsal anlamda bize bilgiler vermeye çalışıyor. Hakikaten öyle. Allah razı olsun. Biz güzel çalışıyoruz. Yani dediğim gibi çok hizmet verdik. Emin olun yani. Unuttuğumuz çok var. Biraz da heyecanımızı mazur görün. Çok güzel anlaşıyorsunuz. Tabii ki. Bu güzel anlaşmanız, dostluğunuz, arkadaşlarınız daim olsun. Amin. Ömrünüz uzun olsun. Amin. Arkadaşlarınızın, ekibinizin ömrü uzun olsun. Amin. Bol bol fikirler gelsin. İnşallah. Bol bol projeler üretin. Siz de bizi destekleyin. Manisalı bundan nemalansın. Evet. Biz de zevkle bunu topluma yansıtalım. Çok teşekkür ederim. Hem gazetemiz Denge hem de televizyonumuz. ETV bastısı. Bizim onlar. Sevgili seyirciler, tabii Mübeccel Kafkaslı sadece Manisalılar tarafından sevilen, bilinen bir insan değil. Türk siyasetine damgasını vurmuş siyasetçilerin tamamı neredeyse Mübeccel Kafkaslı'yı tanır. Özellikle Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel tarafından çok sevilirdi. Halen de öyledir. Öyle. Efendim, teşkilatlar tarafından. Ama sanıyorum, ben yanlış hatırlamıyorsam, Süleyman Demirel ile ilgili sizin bir anınız var. Evet, var. Nasıl evet bir şeydi o? Şimdi şöyle söyleyeyim, Sayın Demirel aynı zamanda benim kuzenimin, kuzenim onun abisi oluyordu. İlk Manisa'ya geldiği zaman beraber bizi davet ettiler, görüştük. Sayın Demirel ile o zaman tanıştım, 65 yılında, biz de çok genciz, rahmetli annem hayatta. Nazmiye hanımefendiyi de o gün tanıdım. Ondan sonraki günlerde çok beraberliğimiz oldular, sağ olsunlar, bizi hiç unutmadılar. Her Manisa'ya gelince Kafkaslı nerede diye. Sonra ben 75'te Adalet Parti Kadın Kolu olarak seçtiler. Söylemiştim zaten konuşmamda da, değil mi? Artık ben çok o zaman yeni bir parti şeyinde heyecanlı, gençlik var. En genç partili benim o zaman. 25 Mayıs'ta da hiç unutmuyorum günleri. Ankara'da genel merkezde bir bütün kadın kollarının toplandığı bir program var. Önemli bir şeydi o zaman. Genel merkezin koridoru böyle uzun bir salondu. Sayın Demirel, o günkü bakanlar hepsi böyle karşıda oturuyorlar, konuşuyorlar. Sayın Başbakan konuşuyor. Ben geç kalmıştım tabii. Derken şöyle bir şey oldu. Konuşma bitti. Sayın Demirel her zamanki baba şeyiyle dedi ki, hanımefendiler, ailelerinize çok selamlar, siz hepinize hoş geldin demek isterim. Ancak bu heyecanı dağıtmak istemiyorum. Yarın Nazmiye Hanım sizi Kent Otel'de yemeğe bekliyor dedi. Ve o karşıdaki salonun kapısı açıldı. Sayın Demirel ve bakanlar oradan çıkıyorlar. Fakat Sayın Demirel orayı kesti. Bu tarafa bir koridor şeklinde olan bu tarafa geldi. Burada yani da bir kapı var. Sizin oturduğunuz tarafa doğru geliyor. Tabii ben arka kapıdan girdim oraya, çünkü orada oturuyorum. Ama emin olun hiçbir mübalağım yoktur. Karşıdan geldi. Biz de zannediyoruz bu kapıdan çıkacak. Hepimiz ayağa kalktık. Geldi. Bana dedi ki, Sayın Kafkaslı, ben geçen hafta geldim. Sen neredeydin dedi. Aa, geçen hafta biz beraberdik. Hani o meğerse bir hafta sonra gene gittim. Dedim ki, efendim, şu anda ayağımın tozuyla Avrupa'dan geliyorum. Her zaman olduğu gibi izninizdeyim dedim. Emrinizde bir izin. Ooo dedi. Çok güzel, çok güzel dedi. Tekrar geri döndü. O taraftan dışarı çıktı. Yani bu böyle özel güzel oldu ki. Sizi, özel olarak sizi görebilmek için, sizinle konuşabilmek için sizin bulunduğunuz yere geldi. Evet. Ve koskoca başbakan. Hem ne demek? Bakanlar da arkasından geliyor. Herkes benim sokun. Mübeccel Hanım nasılsınız diye. Herkes de bakıyor. Nazmiye Hanımefendi işte bütün büyük idarecilerle beraber, bize de bir masa, Manisa masası var, Manisa milletvekilleri, ben oturuyorum. Ben hemen kalktım, Nazmiye Hanımefendi'ye gittim. Nazmiye Hanımefendi'ye dedim ki, efendim ben dedim Avrupa'daydım, akşam geldim dedim. Hemen bana dedi ki, aa dedi, akşam dedi, başka şey, Demirel soruyor ki Mübeccel Hanım niye gitmiş, kiminle gitmiş diye. Evde bu kadar ilgili. Tabii çok onurlandım. Çok dedim. İlginç bir başka başbakanın sizinle bu kadar ilgili olması, çok sevmesi. Dediğim gibi sevdi, bir de ayrıca teyzem, teyzezademden dolayı. Şimdi başbakan
Ben çok sık gidiyorum Ankara'ya. Gittiğimde şeye gidiyorum, Nazmi Hanımefendi'ye gidiyorum. Bir seferinde Bilgin Hanım'ı da aldım, götürdüm. Rica ettim, geldiler, gittik. Şimdi biz orada çok güzel şey vardı hanımefendi. Nur Dayası çok çok olgun, çok kültürlü, çok bilgili ve bunu bilmiyor insanlar, bilmediler. Bu bir gerçek. Sonra efendim dedim ki işte hanımefendi, size kimi getirdim biliyor musunuz? Devlet Su İşleri Müdürümüzün eşini getirdim, Bilgin Hanım'ı dedim. Çok memnun olduk. Ertesi günü başbakan yemin töreninde şey var, kabulleri var. Bir daha seçildi başbakan diye. Dedi ki yarın gidiyorsunuz değil mi dedi başbakanınıza. Tabii dedim. Bakın şimdi bunlar unutulacak laflar değil. Bilgin Hanım'la biz meclise gittik. Geldik beyefendinin yanına. Ondan sonra hemen sarıldım filan. Dedim efendim bakın size kimi getirdim dedim. Devlet Su İşleri Müdürümüz Nevzat Bey'in eşi. Haberim var dedi. Akşam Nazmi'yi anlattı dedi. Olur mu bu böyle? Sen gel de bu hanımefendiyi sevme yani. Nasıl? Onlar sizi sevmiş. Siz onları sevmişsiniz. Evet. Manisalı sizi sevmiş. Her zaman söylüyorum. Yani Manisa'da bir mübeccel Kafkaslı olabilmek çok kolay çok bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Ben şanslıyım. Siz şanslısınız ama Manisa'da da şanslı. Sizinle birlikte çalışan arkadaşlarınızla, evet, yönetim kurulu üyelerinizle çok şanslı. Allah, çok, öyle olmasa zaten. Peki olmaz. Ben şunu çok merak ediyorum. Yani Mübeccel Hanım, insanlar sizi çok seviyorlar. Evet. Siz insanları çok seviyorsunuz. Evet. Şey geçirecek size, neden evlendiniz? Koca bir hayat yaşadınız. Bir tek şeyle cevap vereceğim. Sadece neden evlenmediğinizi sormayacağım tabii ben size. Hiç mi aşık olmadınız? Hiç mi sevmediniz? Ben muhafazakar bir aile içinde yetiştim. Evin küçüğüydüm. Anne babamla beraber şunu söyleyeceğim, güleceksiniz. Gene böyle bir başbakan ziyaretindeyiz. Oturuyoruz. Birkaç tane bakan eşleri de geldi. Fakat ben o gün oruç tutuyorum. Nazmi Hanımefendi'nin daima bu tarafında otururdum. Bir şey vardır onun garsonu, kısa boylu. O gelir, işte bir hakamiyemiz vardı, polisimiz falan. Artık biz içli dışlıyız. Ben oruçluyum. İşaret etti. Ezan vakti de geldi. O arada da bakan eşleri geldiler. Şimdi isimlerini unuttum. Oturduk. O kadar sohbetle konuşuyorlar ki ben de dinliyorum. Ben icabında cevap veriyorum. Bir tanesi dedi ki, hanımefendi sizin eşiniz hangi milletvekili, tanışmadık dedi. Dedim ki, ben efendim evde kaldım dedim. Böyle deyince, bunları anlatmayın artık bu kadar isterseniz. Ondan sonra hemen Nazmi Hanım elimi tuttu böyle. O dedi, bize kendini adadı dedi. Annesine bakıyor, babasına bakıyor ve de biz varız dedi. Ve böylece ne? Kadınlar da bana baktılar, bir daha da bir şey söylemediler. Evet, bir nişanlandım ancak çok kısa bir hafta sürdü. Uygun değilmiş, ailemle beraber karar verdi, vazgeçtiler. Olay bu kadar. Hayatınızda hiç aşık olmadınız. Hayır ama ne aşkı biz? Ben herkese aşığım. Herkesi seviyorum. Hepsi benim kardeşim. Hepsine sarılıyorum. Hakikaten öyle. Benim ailem geniş, kadro ailemde çok var. Toplum adamısınız kendiniz. Ben bir şey daha var, benim asıl görevim görümceliktir, bilir misiniz? Ben Manisa'nın görümcesiyim aynı zamanda. Çünkü bütün benim görüştüğüm beyler benim kardeşim. Ama görümcelik yapmıyorsunuz onlara. Fasulyeyi alalım. Edo, fasulye kepçesini al. De pilavı döndüreceğiz. Ondan şuna buraya fasulye al. Biraz sonra yapalım fasulye. Mübeccel Kafkaslı ile yaptığımız bu güzel röportajdan sonra hem hayatını dinledik hem bütün hayatı boyunca Manisa için katkılarını, hizmetlerini dinledik. Ondan sonra dedi ki bize sofra kuracağım, yani benim kendime ait, kendi yetiştiğim yöreye ait özel yemeklerim var. Onları yedirmeden, sizi mutlaka tattırmadan göndermeyeceğim dedi. Oturtturdu böyle zoraki bizi bu sofraya oturtturdu. Şimdi hep birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Ama tabii Sayın Mübeccel Kafkaslı'nın bu güzel sofra dizaynı.
dizaynı, özel hazırlamış sofra dizaynının içerisinde tabaklarıyla bizim için bu tabakları özel çıkarttım. İlk defa bizim için çıkarttım sevgili seyirciler. Uzun zamandan beri bekletiyormuş zaten. Evet. Şimdi bu tabaklardaki yemekler de Mübeccel Kafkaslı'nın özellikle kendi elleriyle pişirdiği kesinlikle. Yemekler. Kesinlikle. Soğanına varana kadar kendi elimle yaptım, onu bilesiniz. Bu bizde misafire verilen değerdir. Evet. Dışarıdan alınabilir, yardımcı yapılabilir ama siz kendiniz yaparsanız daha değerli, daha lezzetli olur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bizim Kafkasya'da yapılan ve Türkiye'de de yani Anadolu'nun da her yerinde bulunan bir yemektir. Buna kesme aşı denir. Kesme hamurdan aşı. Makarna kesilir, evet. Ha. Etin suyuyla pişirilir. Arkasından soğan kavrulur. Bol miktarda. Tabii tereyağından oluyor o. Nane dokunuyor. Onu o kaynamış suya koyuyorsunuz. Arkasından iki yumurta, yoğurt ve de bir kaşık unla miyane yaparak onu böyle koyulaştırıyorsunuz. Çok lezzetli aslında olmuş. Aslında soğuk oluyor. Koyu olmaması gerekir. Afiyet olsun. Çok güzel. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Teşekkür ederim. Peki Mübeccel Hanım bu nedir? Hı. Bu pilavın üstünde etler bunda var. Bunda sarımsak da var. Bilginiz o. Tekrar. Var. Evet. Var. Şimdi bu yemek nedir? Bu bizim Kafkas pilavımızın iki türlü yapıyoruz. Hı. Bir kuzu etinden, iki tavuk etinden. Önce onları soğanla, havuçla ayrı ayrı pişirerek, kavurarak o bir iç hazırlanıyor. Sonra da pilavını yapıyoruz. Tencerenin altına koyuyoruz, üstüne pilav döküyoruz. Sonra da tepsiye deviriyoruz. Böyle bir lezzetli, güzel olan pilavla bir yemek. Pilavla birlikte karışılıyor. Evet. Çok güzel, çok güzel. Evet. Elinize sağlık. Ama benim bu fasulyem de dışarıdan da çok güzel ve benim özeldir fasulyem. Bunun içinde sarımsağı var, havucu var ama tereyağlıdır. Yani, tereyağlı fasulye. Evet. Zeytinyağlı değil. Pilaki değil yani. Ha. Onun için sıcak yenir pilavın yanında. Ben ilk Mübeccel'de yedim bu pilavı. Lezzetle yiyoruz. Yani bizi çok güzel doyuruyor. Teşekkür her şeyine, ederim. Ellerine, emeğine sağlık Mübeccel'de. Allah razı olsun. Yani güler yüzünü, sevgisini de katıyor yemeklere. O ayrı bir lezzet. Sizlerin varlığıyla bu iş oluyor. Çok teşekkür ederim. Herkes için hele de ayrı yapmayı düşünmesi. Yani evet, kırmızı et yiyorsunuz diye sizin. Evet, çok, çok. Evet. Özellikle zaman, ayrı pişirmesi. Her zaman. Mübeccel ablanın kesinlikle yaşarken büstünün dikilmesi gereken bir... Çok teşekkür ederim. Anne, şeyin dediği gibi, Gülden Hanım dediği gibi anne, abla. Çok teşekkür Manisa'nın medarı iftiharı. Ay Allah evet, razı olsun. Gerçekten ay Allah razı olsun. Sizin gibi Manisa'da yok yani şu anda yok. Beni olarak. Yemeklerine gelince dediği gibi arkadaşlar her ne zaman gelsek Kafkas evet, pilavı ve evet. fasulyemiz hep vardır. Hatta geçen yıl benim dünürlerime bile yapıp eve yolladı. Aynen canım. O kadar mutlu oldu ki Ankara'dan misafirlerim geldi. Bana aynen. Bir tepsi pilavı yapıp yolladı. Çok mutlu oldum. Çok gurur duyuyorum kendisiyle ve benim idolümdür kendisi. Yani Mübeccel Hanım, bakın idol olabilmek, rol model olabilmek Manisa'da. Ben de bir Mübeccel Kafkaslı olmak istiyorum. Keşke olabilsem. Sizi örnek almaları bu sizi yaşarken çok mutlu ediyordur. Tabii mutlaka. Ruhunuzu besliyordur. Çok onunla yaşıyorum. Gerçekten. Ne yaşıyorum? Bu sevgi çemberi içerisinde Allah'ın verdiği ömrü kimse alıp veremez ama ben öyle mutlu yaşıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Afiyet olsun. Çorbalarımızı soğutmayalım. Evet, yemeklerini soğuduk. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Bir ara verelim. Fatoş, Ankara, İstanbul, pardon Ankara. Buyurun efendim. Nasılsınız efendim? Bir bilseniz ki neredeyiz, ne yapıyoruz şaşırırsınız Sayın Başkanım. Ya şaşırayım şimdi, söyleyeyim bakalım. Şimdi efendim, Manisa'mızın tek televizyonu ETV'nin başka sahipleri başta olmak üzere evet, idarecileri, spikerleri, kameramanları. Bizim fakirhanedeyiz. Ne yiyoruz biliyor musun? Ne yeriz biz? Aa, ay. Dans ediyorsunuz. Pilavı çok severiz de. Bir de yanında fasulyemiz var. Ay, bir de ayva tatlımız var. Ay,
bana yok ha. Bekliyoruz, sizi de bekliyoruz. Evet Nataş Hanım. İnşallah. Nataş Hanım, canlı yayındayız. Sizin sesiniz duyuluyor, biliyor musunuz? Yayınlanacak, evet. Evet, şimdi canlı yayında. Hayır, konuşunuz, konuşunuz. Ha, siz şey yaptınız. Biz de belgesel çekiyoruz. Fatma Hanım, Fatoş Hanım, Mübeccel Kafkaslı'nın hayatını ve Manisa'ya katkılarını, Manisa ekonomisine, kültürüne, sosyal hayatına katkılarını belgesel yapıyoruz. Siz ne söylemek istersiniz Mübeccel Hanım'la ilgili? Efendim, o bizim Mübeccel ablamız. Ondan sonra genel merkeze de katkısı büyük. Tabii unutamıyoruz onun şeylerini, yaptıklarını. Kendisine şükran borçluyuz. Allah ona uzun ömür versin diyoruz. Manisa'yı çok iyi temsil ediyor herhalde genel merkezde de, Ankara'da da. Çok. En çalışkan şubelerimizden biri. Manisa. İş bitirici. Daha da iyi şeyler yapacak. Sayın Başkanım, iş bitirici bir başkan mı? Mübeccel Kafkas. İş bitirici bir başkan, evet. Doğru. Özellikle diyaloglarıyla. Manisa'dan milletvekili seçilemedi ama zararı yok. 80 olmasaydı, evet. Efendim, katkılarınızdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Çok sarmalayıcı, çok kucaklayıcı, çok şükür, çok şükür. Birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici bir karakteriniz var. Manisa bu açıdan şanslı, arkadaşlarınız bu açıdan şanslı. Ben görev yaptığınız vakıflar, dernekler, tabii, arkadaşlarınız tabii. Hepsi çok şanslı. Evet. Allah size çok uzun, sağlıklı ömürler versin. Versin ki hayalinizdeki projeleri inşallah, gerçekleştirmek inşallah. Nasip biliyorum olsun efendim. Biliyorum Rabbim ben. Bir iki senedir dizimde bir şey oldu. Daha doğrusu belde fıtıktan dizime vurdu. Fakat 10 gün evvel bir düştüm. Düşer dizime bu çok dizimdeki kireçlenmeler kırılmış. Şakır şakır yapıyor. Ama doktorum dedi ki çok basma üstüne. Ben de şimdi korkarak yürüyorum. Ama gidiyorum. Efendim. Allah uzun uzun ömürler versin. Sağ olun, Allah sağ olun, sağlığınızı hepinize. Versin efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok, ederiz. Çok zevkli, çok tatlı bir sohbetti. Ay ne kadar bir teşekkür ederim, biliyor musunuz? Sizi ben tanıyorum. Ama sizi Manisalı'ya anlatmak, izleyiciliğe anlatmak hep hayalimdi. Bu hayalimi de gerçekleştirdim sonunda. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben ediyorum. Sürçülisan olduysa affola. Estağfurullah. Siz yapar mısınız? Teşekkür sağ olun ederim. Sağ olun. Delikanlı'ya teşekkür ediyorum. ETV ailesine teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Allah bu güzel devletimizi, milletimizi korusun. Bu kötü günleri göstermesin. Bütün duamız 5 vakit namazda bu. Çünkü benim ülkem çok güzel. Çok gezdiğim için hiçbir yerle mukayese edemiyorum. O kadar doğusuyla, batısıyla, Karadeniz'iyle. Siz Karadenizlisiniz. Evet, biliyorum. O ne kadar güzel. Yemyeşil. Yemyeşil. Her insanları da çok güzel. Bugünkü olaylar, hiçbir Müslüman, hiçbir Türk, hiçbir Kürt yapmaz bunu. Bu tamamen Ermeni bozmaları, bunu söylüyorum. Ve bir dışarıdan sızmış insanlar. Yoksa Türk halkı bunu yapar mı? Türk'ün Kürdü'nde, Çerkezi'de, Abaz'ı, bunların hepsini ben Türk olarak kabul ediyorum, söylüyorum. Asla böyle bir şey yapmaz. Ama dışarıdan gelerek bozanları Allah yok etsin. Onun Rabbime sığınıyorum. Bu güzel ülkemizi, vatanımızı büyük önderin kurtarıcıyla bugüne geldik. Bugünden sonra da böyle mutlu yaşayalım inşallah. İnşallah efendim. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne çok diyorsun? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Projelerinizi bundan sonra anlatmak nasip olsun amin, inşallah. Amin. Sağ olun. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, Sayın Mübeccel Kafkaslı çok nezih, sade, mütevazı evinde ağırladı bizi İz Bırakanlar belgeseli için. Hem Mübeccel Kafkaslı'ya mümkün olduğunca kendisini anlattırmaya çalıştım. Arkadaşları anlattı daha çok, Sayın Mübeccel Kafkaslı'nın yönetim kurulu üyeleri anlattı. Çok fazla da anlatmaya gerek yok aslında bakarsanız. Sayın Kafkaslı'yı Manisa'da tanımayan yok.
Biz sadece derdimiz sadece Manisa'lı tanımasın dedik. Manisa'nın dışında Ege'li tanısın, Türkiye'deki yaşayan insanlar da tanısın. Olun, İz Bırakanlar belgeselinin konuydu. Önümüzdeki İz Bırakanlar belgeselinde buluşuncaya dek Sayın Mübeccel Kafkaslı'nın bu mütevazeliğinden hoşça kalın efendim.